Hayırlı akşamlar değerli Gurbet TV izleyicileri. Gurbette tutunanlar programımızda tekrar karşınızdayız. Malumunuz olmak üzere televizyonumuzdaki bu programımızda Erzincan'da olan başarılı iş adamlarımızı, başarılı iş insanlarını burada ağırlıyoruz. Bugün de yine hem kendi alanında hem de diğer ilgilendiği alanlarda başarılı olmuş değerli bir Erzincan, Tercanlı bir hemşehrimizle karşınızdayız. Evet, Mehmet Gözcü. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle ben Gurbet TV'ye yeni çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Sizlere de beni konuk aldığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Zaten bir dostluğumuz var. Bu kanalın yaşamasını ve uzun soluklu olmasını diliyorum. Evet, Sayın Gözcü'nün birçok özelliği var. Kendisini ben de çok yakinen takip ediyorum. Birçok yaptığı programlara sağ olsun bizi davet ediyor. Her yaptığı programlarda gerçekten Türkiye'de, İstanbul'da ses getiriyor. Kendisini aslında uzun zaman önce almak istiyordum ben programa. Ama bugüne nasipmiş. Sayın Gözcü'nün birçok özelliği var. Hem basın alanında, hem radyoculuk alanında, hem iş insanları buluşturma alanında. İş insanlarına yeni kapı açma noktasında birçok özelliği var, başarılı çalışmaları var. Bunları konuşacağız. İlk önce kendi sesinden, kendi ağzından Mehmet Gözcü kim efendim? Ben Erzincan Tercan doğumluyum. İlkokul ve ortaokul birinci sınıfı Erzincan Tercan'da okudum. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da devam ettik. Fakat o dönemdeki Türkiye'deki siyasal ortam bizim okumamıza engel oldu. Biz de farklı otomobil sektöründe ticarete, yani işin içine girdim, ticareti öğrendim. Sonra askerden sonra da otoyedek parça ilişkiyle uğraştım yaklaşık 20 yıl. Bu arada evliyim, 2 çocuğum var, 3 torunum Allah var, başlasın. Sağ olun. Bizi yurt içinde ve yurt dışında izleyen tüm dostlara buradan sizin aranızda herkese sonsuz ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi bir program olmasını temenni ediyorum. Sonrasında ise benim hep içimde özlemim vardı. Yani yayıncılık konusunda bir şeyim vardı. Bir şeyler yapmak istiyordum. Sonra özel radyolar kurulduğunda 95 yılında biz de Yaşam Radyo adı altında bir radyo kurduk. Zaten onu daha sonra değineceğim. Ta 2011'e kadar bu devam etti, bu yayıncılık. Farklı etnik kültürlerden yayınlar yaptık. Sonra yabancı ülkelerin başkonsolosluğuna konuk ettik. Sonra radyo kapandıktan sonra da biz sektörel toplantılar yaparak yurt içinde, yurt dışında. Aslında ben hem lafınıza kesmiş oluyorum ama hem radyoculuğunuz yönünü de ayrı bir başlık açmışım ben. Onu da konuşacağız. Diğer programlarda da konuşacağız. Özellikle Ekonomi Gazeteciler Derneği olarak düzenlemiş olduğunuz bütün İstanbul'un önemli şahsiyetlerini bir araya getirdiğiniz programlardan da bahsedeceğiz ama ben geçen hafta, işte bu hafta sonu bana bir davetiniz vardı. Şimdi malum sevgili seyircilerimiz, yani bir Teams üzerinden, Zoom üzerinden, başka platformlardan artık canlı yayınlar, toplantılar o şekilde yapılıyor. Bana bir link gönderdi Sayın Gözcü. Bu toplantıya mutlaka katılmanızı arzu ediyorum dedi. Ben de girdim, bir baktım, bir başka Gözcü var. Soy ismi Gözcü olan kim diye düşünürken o kadar akıcı, o kadar güzel, doyurucu bilgiler veriyordu ki sonra oğlunuz olduğunu öğrendim. Siz ifade ettiniz. Evet, buradaki program sevgili seyirciler, buradaki program Bulgaristan'daki iş imkanları üzerineydi. O kadar çok güzel bilgiler verildi ki neredeyse, yani hadi biz de gidelim orada bir iş yapalım diye aklımdan da geçmedi değil. Çünkü imkanları çok fazla idi diye anlatıldı. Ben özellikle Bulgaristan'dan bahsetmenizi istiyorum. O programın da hem seyircilerimize de bir anlamda da ışık olacağını düşüncesiyle. Bu Bulgaristan'daki iş yatırım imkanları bizim Türk vatandaşlarımızı ne kadar ilgilendiriyor veya ne kadar ilgilendirmeli? Hakikaten bu imkanları bizim ülkemizde bulamıyorlar da orada o imkanları arıyorlar veya iş insanı oradaki imkanlardan da yerelsel imkanlarda kullanılarak faydalanabilirler mi? Ya şunu belirtmek istiyorum. Biz sadece Bulgaristan'da yatırım fırsatları değil, iki ülke arasındaki kültürel ve ticari işbirliklerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken Türkiye'nin tanıtımının içinde çabalarımız var.
buna benzer önümüzdeki günlerde Dünya Gazetesi ile Bulgaristan arasında bir dergiler çıkarmayı planlıyoruz. İşte Bulgaristan'da yatırım fırsatları, Türkiye'deki yatırım fırsatları, her ülkedeki kış ve yaz turizmi, iki ülke arasındaki kültürel bağları konuşmak istiyoruz. Atıyorum deniz turizmi üzerine de çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuşarak Varna, Burgaz, İstanbul arasında feribot seferlerinin hayata geçmesi konusunda da çabalarımız var. Turistik veya şehirde olabilir mi? Yani işi tabii tabii. İmkanlar. 48 saat vizesiz giriş yapabiliyorsunuz. Daha önce denenmiş fakat maliyetlerin yüksek olmasından dolayı sanırım vazgeçilmiş. Bununla ilgili Burgaz Başkonsolosluğumuzla görüştüm. O da çok mutlu oldu. Biz kısacası Bulgaristan'da şu ana kadar 50'ye yakın çevremizdeki iş adamına, yazara, çizere, sanatçıya, dostlarımıza oturumlar aldık. Bulgaristan hükümetiyle aramız iyi. Benim oğlum 20 yıldır orada. Bizim bir yatırım ajansımız IPC Bulgarya. Gayrimenkul edinmeden tutun da birçok danışmanlık hizmeti veriyor. Ve onlar zaten bu resimlerde gözüküyor. Biz pandemi öncesinde Bulgaristan ile ilgili İstanbul Dernekler Federasyonu ile birlikte bir toplantı organize ettik. Bulgaristan İstanbul Konsolosu da katıldı. Ve bu sunumlar daha sonra Zoom üzerine gerçekleşti. Bize 15'e yakın Zoom toplantısını yaptık. Bunu Kayre Medya Önder Balas ve Şevket Kaskar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıların organize edilmesini ve basında yer almasına çok büyük çaba sarf ettiler. 15'e yakın bir toplantı organize ettik. Bu 15 toplantının yaklaşık 450'ye yakın iş insanı katıldı. Yani işte Altınbaş Ordinatörü tutun Mutlusan'a kadar bir dizi. Sonra biz burada da ekranda gözüktüğü gibi Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı 2 sene önce Perpa'ya getirdik. Perpa'da bir kanal ekonomiye geldik. Bunu sizin şirket olarak siz mi getiriyorsunuz? Sizin yani ajans. Ajans evet. Aracık yapıyor. Aracık yapıyorsunuz. Dolayısıyla sonra kendisini kanal ekonomide konuk ettik. Sonra biz Bulgaristan İstanbul Konsolosluğu'nu ziyarete gittik. Konsoloslukla aramız, ilişkilerimiz son derece verimli, iyi. Bu toplantıları Zoom üzerinde yapmaya başladık. Zoom üzerinde dediğim gibi bayağı bir toplantı. Sonra bununla illere dönmeye başladı. İşte Mardinli iş adamı Zeynel abi Diner'den katıldı bu toplantıların birkaç tanesi. Daha önce de Bulgaristan'a gitmişti. Bir Mardin buluşması yaptık. Bu toplantıların, bu 15 toplantının yapılan toplantıların sonunda da biz kitapçık haline getirdik. Ve onları da takdim ettik. Yani işte burada da şeyde ekranda gözüktüğü gibi Doğutaş'tan tutun da Arnika'ya kadar, damat grubuna kadar ve sonra da biz Malatyalı iş adamlarına, MİA'da bir onların talepleri üzerinde Vahap Muyar'ın katıldığı bir toplantı oldu. Sonra Adıyamanlılar istediler. Peki bu toplantıların neticesinde hani mutlaka oraya bir yatırım olabilecek? Yani şöyle söyleyeyim, tabii bilgi edinmek istiyorlar. Şimdi orada tabii geçmişte Bulgaristan'ın imajı çok kötüydü. Avrupa'ya birine aslında sonra... ben onu söyleyecektim. Bizim yani yurt dışında çalışan vatandaşlarımız en büyük korkusu, vatandaşlarımızın en büyük korkusu araçlarla tüm ülkelerine gelirken Bulgaristan'da karşılaştıkları güçlüklerdi. Yani her türlü güçlüklere muhatap oluyorlardı. Şimdi öyle bir kötü bir intibada var. Bu intibayı Bulgaristan gerek hükümeti gerek ya bugünkü işte vatandaşlar silebilirler mi acaba? Bizim hala aklımızda o demir şimdi, perdenin o katı kuralları olan bir ülke var. Tabii tabii. Şimdi Bulgaristan 2007'de Avrupa Birliği'ne girdikten sonra çevresi değişti. Ve Avrupa Birliği'nin tüm kurallarını uymak zorunda. Ve uydular da. Yeniden yapılaşıyor. Yasaları, Avrupa Birliği yasaları. Dolayısıyla o imaj tamamen kırıldı. Ve son derece güvenilir bir ülke. Öyle son mi güvenilir? Son derece özgür bir ülke. Yabancılık çekmiyorsunuz. Çünkü nüfusun %30'una yakın Türk nüfusu var. Damak zevki de ona keza. Türk nüfusun yanı sıra Bulgarlar da Türklere evlilikleri yapmışlar, iç şeyler. Dolayısıyla onlar da Türkçe biliyorlar. Ben daha önce kendi arabamla 34 plakanla gittiğim zaman buradan Burgaz, Varna, işte Şümen sonra İstanbul'a döndüğüm zaman kimse beni çevirmiyordu. Yeter ki siz trafik kurallarına uyun, yeter ki yasalara uyun. Size yolunuzda nereden gelip nereye gidiyorsun diye soran da yok size. Şimdi de Bulgar plakanına gidiyorum. Yine de yani bu konuda bir sıkıntı yok. Günübirlik buradan taksiler var. Gelip sizin evinizden alıyor. Evinizde bırakıyor. Tamam. Bizim çalıştığımız araçlar var. Yani sonra, eski o kötü intiba yok. Aynen öyle. Yani
Bulgaristan dedim mi, polis dedim mi, oranın rüşvet aklımıza gelirdi. Ya gerçekten Mafya gelirdi. mafya gelirdi. Maalesef Ama bugün şimdi herhalde onların tamamen, özellikle Avrupa Birliği'nden sonra kalktı. Peki Rusya'nın burada hala bir tahakkümü, bir etkisi yok mu Şimdi burada? Rusya'nın tahakkümü, Rusya'nın bağları çok kuvvetli. Şimdi 550 milyonluk Avrupa nüfusun yanı sıra Bulgaristan'da bir de 145 milyonluk Rusya nüfusunun bir pazarı var. Dolayısıyla çok ciddi bir Evet. pazar. Evet. Şu an Asya ile Avrupa arasında bir köprü oldu. Çok ciddi anlamda bir Türkiye'de yakın. 2,5 saatte siz buradan Edirne'ye çıkıyorsunuz. Ben Şumen dedikleri şehre Ankara'ya gitmekten daha aynen öyle erken beş gidersiniz. buçuk saatte gidiyorum. Orada Deli Orman Bölgesi. Bu Deli Deli Orman Orman. Bölgesi O yoğun güneşçilerin bir yoğun olduğu bölge. aynen öyle. Koca Yusuf'un da orada Kelaliçe, müzesi var. Kacaliçe. Öyle mi? Ben Aynen öyle. güneşleri iyi takip ederdim geçtiğimde de, o yüzden biliyorum bunları. Doğrudur. Biz onun şeyine gittik, müzesine gittik. Çok da güzel bir müze yapılmış kendisine. Onun hayatını da öğrendik. Dolayısıyla o bölgede işte biz Bektaşilerle ilgili önümüzdeki süreçte bir projemiz var. Umarım bu kültürel anlamda da bu iki ülkenin kültürlerinin bilinmesi, tanınması açısından da arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu konuda ön görüşmelerimiz de Ama bu var. kötü hatıraları da hafızalarımızdan silmek de çok zaman alıyor yani, veya hiç kolay olmuyor diye diyebilirim. O 89'daki o Zhivkov döneminde Türklerin isimlerin değiştirilmesi, sürgüne uğramaları, onların buraya gelmeleri bizi hala aklımızda, acaba Bulgaristan'da bunun kalıntıları var mı diye şahsen ben düşünüyordum ki o günkü pazar günkü yönetim işi, bizim o Zoom'daki toplantıda o kafamdaki soruların birçoğu hakikaten gitti. Ben aynı sorularla ben izleyicilerim de olduğu kanaatindeyim. Ben de şimdi bu konularda sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Gerçekten yani bir Avrupa ülkesindeki güvenlik orada var mı yani? Aynen öyle. Ve biz onlar Euro'yu da sabitlemişler. Evet, onu 1,95 da 2 söylediniz. O da Euro enteresan. 1,95 sabitlemişler. Dolayısıyla da hayat aynı zamanda ucuz ve Türkiye'de çok ucuz bir pazar oldu. Hafta sonu Edirne pazarına cumartesi pazarı 3 gün boyunca 10 bine yakın Bulgaristanlı Bulgar vatandaşı geliyor. Buradan oradan arabasını dolduruyor gidiyor. Daha ucuza mal ediyor, değil mi? Evet, aynen öyle. Bu turların sayısı da gittikçe artacak. Çünkü Türkiye Avrupa için de bir ucuz pazar oldu. Amacımız ülkenin tanıtımı konusunda da katkılar sunmak istiyoruz. Bu konuda da Peki o zaman şöyle söyleyeyim size. Şimdi bizi dinleyen değerli izleyicilerimizin hani evet işte bu Bulgaristan'da ben de düşünüyordum, veya sizin fikirlerinizi alabilmek veya bize yol gösterecek noktasında bu nasıl bir bilgi alabilirler? Size nasıl ulaşabilirler şimdi bu? şunu söyleyeyim. Bizim bir yatırım Veya ajans sizin böyle zaman zaman toplantılarınız var mı? Bunu nasıl oluyor tabii duyuruyor tabii. musunuz? Onu duyuruyoruz. Biz kapalı peki. Kendimiz herkese bunu yapmıyoruz biz. Dolayısıyla da bizim IPC Bulgaria adında bir ajansımız var. Bu ajans Bulgaristan'da. Bunun Türkiye temsilcisi de Kayra Medya. Ben de destekliyorum daha doğrusu içindeyim. Zaten insanlar bir noktada bizi buluyorlar. Çünkü orası geçmişte çok sıkıntılar yaşamış. Bir de giden insanlar dolandırılmış, birçok şeye uğramışlar, sıkıntılar yaşamışlar. Biz de aynı zamanda Bulgaristan'da Türk Bulgar Sanayi ve Ticaret Odası var, Şümen'de. O oda başkanı da bizim abimiz, Fikret İnce diye bir abimiz. Onunla da görüşüyoruz. Zaten her bu toplantılar onlar katılıyor. Onlar görüşlerini söylüyor. Bulgaristan DEİK'le bir hukukumuz var. Ve Bulgaristan Konsolosluğu'yla ve Bulgaristan Ekonomi Bakanı ve Bulgaristan'ın bürokrasisiyle son derece ilişkilerimiz sağlıklı. Sizi nasıl bulurlar efendim? Nasıl bu toplantılara katılmak isteyen olursa? Şimdi bizi bir noktasıyla arıyorlar. Evet. Evet, talepte bulunuyorlar. Bizim özel bir arayışımız yok. Bildiğimiz, güvendiğimiz insanlara bunu toplantıların Zoom üzerinden yapılmasını öneriyoruz. Onun dışında herhangi bir kişi arayışımız yok. Çünkü sıcak bakan firmalarla biz görüşüyoruz. Veya firmaları işte yerine götürebiliyor musunuz? Böyle oradaki imkanları Tabii onların tabii göreceği şekilde. biz orada bir endüstriyel park yapılıyor şu anda. Orası stratejik açısından zaten biraz sonra bir veterimiz var. Onu göstereceğiz. İsterseniz veterimiz hazırsa Olur. onu da girelim Ben de isterseniz. girelim. Ondan sonra aslında onun üstüne konuşalım. Onun üstünde konuşalım, evet. Bulgaristan, demir bloku ülkelerinin dağılmasıyla birlikte 1991 yılında komünist rejime son verdi. 1995 yılında Avrupa ile entegre olmak için harekete geçen Bulgaristan, 1 Ocak 2007'de AB'ye tam üye oldu. Bulgaristan'ın bu yıl Schengen ülkelerine dahil olması bekleniyor.
Aradan geçen 30 yıla yakın süreçte Bulgaristan 30 yıl öncesine göre çok önemli bir yol kat etti. ABD'den aldığı destekle gelişmesini sürdüren Bulgaristan'ın önümüzdeki 10 yılda geride bıraktığı 30 yılın çok daha üzerinde bir yol kat edeceği ise aşikar. 7 milyonluk nüfusu ve bakir alanlarıyla göz dolduran Bulgaristan, 4 mevsimi birden yaşadığı verimli tarım arazilerine sahip. Rusya ve Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması bulunuyor. 535 milyonluk Avrupa pazarına direkt açılıyor. Bulgaristan'da yapılan her üretim Made in Europe imzası taşıyor. 4 havalimanı, irili ufaklı birçok limanı, karayolu ve Avrupa'ya direkt bağlanan tren yolu var. Faizler %3 seviyesinde, enflasyon %2.8. Avrupa Birliği 1.95 levayı 1 euroya eşitledi. Kurumlar vergisi ve gelir vergisi oranı %10. Temettü vergisi %5. Asgari ücret ise 312 euro. Yani iş gücü Avrupa'ya göre çok ucuz. Bu özellikler birçok ülkenin Bulgaristan'ı yatırım radarına almasına neden oluyor. Bulgaristan da yatırımcılar için sanayi bölgeleri inşa ediyor ve vergi başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Bu bölgelerin başında Sofya geliyor. Sofya Organize Sanayi Bölgesi şu an için kapasitesini doldurdu. Sanayi yatırımı için Bulgaristan hükümetinin öngördüğü yeni cazibe merkezi ise Şumen. Şumen Endüstriyel Park başta Türkler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden sanayici ağırlamak için bekliyor. Bütün altyapısı tamamlanan site bulunduğu stratejik konumu ile öne çıkıyor. Site Karadeniz'e 30 dakika mesafede. Bulgaristan için söz konusu olan bütün düşük vergiler bu bölge için de geçerli. Altyapısı tamam. Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, internet ve telekomünikasyon her bir parselde ayrı ayrı çekilmiş durumda. İtalya, Almanya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan firmalarının yanı sıra Ukrayna'dan gelen yatırımcılara ev sahipliği yapıyor. Zona A kısmındaki bütün yerler satıldı. Sigorta oranları %30 seviyesinde. Türkiye'deki şirketler yapacakları yatırım için mühendis ve beyaz yakalı personellerini Bulgaristan'a götürme ve istihdam etme hakkına sahip. Yaklaşık 200 firmanın kayıtlı olduğu ve yatırımcı Fikret İnce tarafından kurulmuş olan Türk-Bulgar Sanayi ve Ticaret Odası da Şumen şehrinde yer alıyor. Şişecam, Alkomet, Sarkuysan, Akgün Grup, Kambro, Empay ve Solo bölgedeki önemli Türk yatırımları. 312 euro seviyesindeki asgari ücretin de getirdiği avantajla bu bölgede yapılacak tüm yatırımlar gerek üretim gerekse lojistik olarak büyük fırsatlar sunuyor. Bölgede arazinin metrekare fiyatları 38 euro. Bir AB üyesi olan Bulgaristan'da yatırım yaparken eski alışkanlıklar artık ortadan kalkmış durumda. Yatırım yapmak için mutlaka ve mutlaka hükümet yetkilileriyle temasta olmakta yarar var. Betrede de birçok şeyi anlattınız siz. Ya daha doğrusu Betrede anlatıldı. Siz ne dersiniz efendim? Kesinlikle. Ben şunu inanıyorum. Mesela şimdi bizim Türk yatırımcılarımız oradakiler tedariklerin büyük çoğunluğunu Türkiye'den alıyor. Bakın. Evet. Yani orada bunu açıklamak lazım. Evet, yani. Kesinlikle. Yani onlar bulamadıklarını başka ülkeden alıyorlar. Kalifiye elemanlarını da Türkiye'den getiriyorlar. Yani Türkiye'deki istihdamlara da bir imkan sağlıyor. Aynen diyorsunuz. Öyle. Aynen öyle. Bu anlamıyla ben de bunu destekliyorum. Zaten önümüzdeki süreçte de Türkiye'deki yatırım fırsatları da paylaşacağız. Evet, ben onu oradaki, da işte onu anlatmak istedim ben. 2016'da 20'ye yakın buradan iş adamıyla gittik. Orada Bulgar iş adamlarıyla buluştuk. Biz buradan arkadaşlarımız buradaki yatırım fırsatlarını anlattılar. Onlar oradaki yatırım fırsatlarını anlattılar. Dolayısıyla da oranın şu anda cazip olması en büyük özelliği Avrupa Birliği'ne girmesinden dolayı. Yani evet. İnsanların ilgisini çeken en büyük şey bu. Bir de bu şube bölgesi lokasyon açısından Romanya'ya bir saat süre var. 1,5 saat sonra da Bükreş'e gidiyorsunuz. Kapıkule'de gördüğünüz tırların tamamı bu istikametten Romanya, Macaristan, Avrupa'ya gidiyor. Dolayısıyla da lojistik açısından onun için çok ilgi görüyor. Türk yatırımcılar ve dünyanın birçok yerinde yatırımcı alıyor. Kısacası Bulgaristan tarafı bu. Tabii biz sadece Bulgaristan değil. Bulgaristan benim var, bizim yatırımlarımız olduğu için. Ama onun dışında biz yabancı ülkelerin konsoloslarıyla buluşmalar yapıyoruz.
sektörel evet. toplantılar yapıyor. Biraz sonra değineceğim, biraz ona girmek istiyorum. Evet, sektörel toplantılar da ben, onun da öneminden de bahsetmenizi isteyeceğim. Evet. Ama bu Bulgaristan'ı ben bir konuşalım istiyorum yani. Bulgaristan'da hangi daha çok şu anda faaliyet alanlarında iş adamlarımız iştigal ediyor? Şöyle söyleyeyim, orada lojistik şu anda en fazla ihtiyaç duyan, inşaat sektörü çok revaçta. Seracılık çok ilgi görüyor. İşte bir yatırımcımız geçtiğimiz günlerde götürdü kendisini. Bilişim sektörü çok, yazılım sektörü çok yaygın orada. Yani çünkü Bulgaristan tamamen her tarafı şantiye halinde desek yeri vardır. Avrupa Birliği'nden aldıkları parayla dönüşüyorlar. Dolayısıyla bu Türkiye'ye yakın olması her açıdan maliyetlerin düşmesine neden oluyor. Dolayısıyla hep tercihlerini Türkiye'den, ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılıyorlar. Peki Türkiye'ye nasıl görüyor? Türkiye'yi hangi gözle görüyorlar? Yani Türkiye bizi daha, bizden daha gelişmiş, sanayisi daha fazla olan bir ülke mi? Yoksa biz işte şu anda Türkiye'nin o imkanlarından faydalanalım, sonra kendi halimize bakar. Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye ile ilişkileri çok sıcak tutmak istiyorlar. Yani Bulgaristan hükümeti, özellikle Boyko Borisov başbakanı. Zaten devlet hükümetleri, başkanları da aralarındaki münasebet de iyi galiba. Aynen öyle. Şimdi zaten geçen bir ay önce Bulgaristan Başbakan Yardımcısı gelmişti. Aynı zamanda Mariana Hanım, Turizm Bakanı. Turizmcilerle bir araya gelmiş dedi. Beni de davet etti, ben de gittim. Kendisi dedi ki, biz dedi tüm ülkelere belki kapıları kapatabiliriz ama bu pandemide Türkiye ile kapıları kapatmayacağız. Evet. Biz her türlü Avrupa Birliği'nin baskılarına rağmen Türkiye ilişkilerimiz sıcak tutuyor. Hakikaten de sıcak tutuyorlar. Çok rahat girebiliyorsunuz. Evet. Bir sorun yok. Dolayısıyla da bu ehvalde bizim amacımız her ülke arasında, sadece de öyle bir şeyimiz de yoktu. Her ülke arasında bir sinerji yaratmak. Sadece ben Bulgaristan demiyorum. Biz İstanbul'daki başkonsolosları konuk ettik. Bu ve bu ülkelere kendi ülkemizi tanıtarak, o ülkelerin kültürlerini, onların kültürlerini tanıyarak güzel şeyler ortaya çıktı. Zaman zaman bu başkonsolosları iş adamlarıyla buluşturduk. Yemekli toplantılar oldu. Perpa'da zaman zaman grup toplantıları yaptık. Dolayısıyla onlar da kendi ülkesinde, biz de kendi ülkemizi tanıttık. Bize sponsor olan firmaların ilgisini daha fazla çekiyor. Evet. Sizin sektörel toplantılar da yapıyorsunuz. Farklı iş kollarında. Ben buradaki bu çalışmanız nasıl oluyor? Bunu da anlatmanızı rica ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz yani sektörel toplantılar önemi nedir? Niye bu toplantıları yapıyorsunuz? Önce farkındalık yaratmak. Yani biz çünkü birçok şeyi bilmiyoruz. Ben bu toplantıdan önce çok şey öğrendim. Müzik.